Türkiye'nin yarısı bu gece bizimle. Bu bizim biliyorsunuz başlangıç sloganımızda. Türkiye'nin yarısı bu gece bizimle. Birbirinden değerli konuklarımızı ağırladık ve birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Hanımın çiftliğinde dedenle aslında aynı kaderi paylaşan bir adammışsın. Yani evet. O da çırçır fabrikasında işçiymiş. Sen de herhalde bir işçilik yaptın mı çırçır fabrikasında? Tabii ki. Diziye de öyle başladı. Çırçır fabrikasında yağcı. Hatta yağcı Kemal diyorlardı. Yağcı Kemal seni. Dedem de aynı Milli Mensuciyat fabrikasında. Hatta Orhan Kemal'lerin dönemi yanlış hatırlamıyorsam. Orada yağcılık yapmış. Çırçır fabrikasında uzun yıllar. Hatta o yüzden pamuk bilmem ne derken ciğerleri gitmiş. O yüzden vefat etti. Onun da bisikleti vardı. Hani o çocukluğumun en önemli fotoğraflarından biriydi. Sonra da motosiklete geçti ama hani o bisikletini hatırlarım mesela. Çok yakın bulmuştum kendime. Ya çok ilginç aslında gözlemlerim var. Babanın işporta tezgahında, babam bir yerde işporta tezgahının bir tarafında hikayeler yazıp ödüller kazanırken sen de evet. O tezgahın başındaydın. Evet. Sanıyorum bir oyuncu için müthiş bir çocukluk olmalı. İnsan gözleyerek geçiriyorsun. Yani çok müthiş değildi ama. Yani hani tezgahın arkasında olması bile. Hayatı hani çocuk yaşlardan tanıyabiliyorsunuz, gözlem yapıyorsunuz ve babam öykülerini oradan çıkartırdı. Yani o kadar enteresan insanlar gelip giderdi ki, o kadar enteresan şeyler olurdu ki. Hiçbir şey bulamadı. Birinin peşine takılırdı, hikaye arardı babam. İnsanlarla iletişime girdim ve hani bir çocuk gözüyle insanları gözlemlemeye başladım. Hani o bende çok büyük etkileri kalmıştır. Yıllar sonra çok tabii sokakları iyi bilirim o yüzden. Aa, güzel ama. Evet. Siz de sokakları iyi bilirsiniz çünkü protest bir tavrınız var ve Türkiye'de meselesi olan hemen hemen her işin içerisinde varsınız. Aktivistsiniz. Aslında oyuncunun galiba biraz sesini çıkartması lazım değil mi? Yani sadece replik olarak değil tabii. Evet evet öyle düşünüyorum. Yani daha doğrusu bence herkesin sesini çıkartması lazım da. Ama yani biz hayatı anlattığımız için ve hayatın yani sinemada, tiyatroda bence öyle bir şey. Yani çok sıradan bir şey anlattığı zaman kimsenin ilgisini çekmiyor. Yani bir şey anlatıyorsun hayata dair işte ne bileyim savaş filmi çekiliyor. İşte kadın sorununu anlatan filmler çekiliyor ve dolayısıyla bütün bunların içinde tabii ki hayata karşı bir duruşunuz oluyor. Sanat biraz da öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yani elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Neler rahatsız ediyor sizi daha çok? Nelerden rahatsız oluyorsunuz? Yani şey ya bir defa ezilen insanın her zaman yanında olmak istiyorum. Kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun, işte hayvan olsun, ne olursa olsun. Yani çünkü orada farklı, yani orada şiddet var, ezilen insana uygulanan, işte baskı var, söz söyleme özgürlüğü yok orada. O yüzden ben de bütün bunlara karşı çıktığım için, yani tabii ki elimden geldiği kadar, çünkü ne yaparsanız yapın yetmiyor. Yani özellikle Türkiye'de yaşadığımız için hani o kadar fazla olay oluyor ki hani nereden tutacağınızı bilemiyorsunuz. Ya bazen şey oluyor yani bir günde o kadar fazla telefon geliyor ki şurada şunu yapıyoruz, burada bunu yapıyoruz ama gerçekten herkese birden yetişmek çok zor. Ama galiba en iyisi bence yani tabii ki sokakta mutlaka bir şey yapılması gerekiyor. Ama en güzel bir şey anlatma biçimi de kendi yaptığımız işlerle galiba. Yani i̇şlerle, filmlerimizle, evet. Tiyatro oyunumuzla, söylediğimiz sözlerle olması. Bizim gerekiyor. De sizinle ilgili bir ürünümüz var. Derya Hanım'la ilgili bir karikatürümüz var. Sizin bu aktivist tarafınızla ilgili. Bakalım arkadaşlar ne demişler. Evet, bunu ben mi dedim diye soruyor Derya Hanım. Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın. Demiş olabilirim sanki. Altta da böyle bir şey var. Ve sonra... Bunu da ben mi dedim? Köpekler avlamasın, kornalar çalmasın, sivrisinekler de sokmasın. Yok artık o kadar da değil diyerek de bizim çocuklar eklemişler. Şimdi saldırıya döneceğim. Bir saldırı daha olursa demişsiniz. Sokakta çıplak olarak dolaşırım. Şimdi bu benim için çok caydırıcı bir şey, yöntem. Ama insanlar bunu nasıl karşıladılar? Yani şöyle olarak söyledim. O tabii ki siz galiba o tarafını okudunuz mu bilmiyorum. Çünkü Bodrum'da bu saldırıdan sonra tabii ki hem doğru emniyete intikal etti. Emniyette emniyet müdürü, yardımcısı hepsi bakarlarken tabii ki şikayete de bulunduk. Çünkü en önemlisi korumama çok
saldırdı ve korumamın gözlüğünü kırdı. Çünkü korumam da korumama vurdu ve o anda iki tane, üç tane polis geldiler, zavallılar. Orada gördüm polisin, çok kızmamıza rağmen polise, polisin aczini de gördüm. Yani polis çok kızıyoruz bir sürü şeyde, hani bunu yapıyor, su fışkırtıyor, talebelere bunu yapıyor falan diye kızılıyor ama polisin aczini de gördüm. Ve ellerini falan kaldıramıyorlar. Çünkü şu anda mesela elini kaldırıp o adamı tutmaya kalksa, bükmeye kalksa adam onu mahkemeye verebiliyor ve bunu yapabiliyor. Ve orada iki tane polisi, adam resmen birini havaya fırlatıp attı, dövdü. Ve oraya gittik ve orada bir tane, bir polis, bence suçlu olan o, savcıya tabii bunu söylemesi lazım. Yani normalde ben tehdit altında olan biri olarak, biri böyle bir şey yapmışsa o insanı 24 saat göz altında tutulup ve onun evinin de, çünkü onlardan biri olabilir, tehdit edenlerden biri. Ve savcıya verip savcı onu serbest bırakıyor. Fakat adamın da, bana saldıran adamın da, zaten mahkeme var, bana saldıran adamın da sicilinde daha evvelden zaten kasıtlı bıçaklı saldırısı da var. Yani Sicili kabarık yani. Sicili kabarık. Şimdi böyle bir insanı görüyorsunuz ve onu serbest bırakıyorsunuz. Onun her günü bana saldırmayacağını malum. Ben de orada dedim ki tekrardan aynı adam bir şey yaparsa, savcı, onu bırakan savcı bey ve oradaki polis mesuldür. Ve ben de Taksim Meydanı'nda soyunurum. Akılları başına gelsin. Çünkü yani bir memlekette bir insanı korumak için yanına verdiğiniz koruma yeterli değil. Sadece devlet size onu değil, onunla ilgili makamların da dikkat etmesi gerekiyor. Yani onunla ilgili bir makam, yani bugün hepimizin başına gelebilir ama bu kadar ciddi ki bana bir koruma veriyorsunuz. Bu korumayı verirken orada bana saldıran biri var. O insanın ne malum evindeki bir belge veya doküman geçmeyeceği, yani bunu dışarıda bir şey olmuş olsa 24 saat araştırılır ve bakılır. Evet. Yani serbest bırakılınca ben de bunu söyledim. Çünkü söylemek hakkındaydım. Çünkü herhangi bir şey, yani olmadı ama olursa tabii ki benim dilekçemin içinde o da var. Yani tabii soyunacağım diye bir şey yok dilekçemde de. Ya yapar mıydınız yani? Yani artık zaten bir soyunmadığım kaldı. Soyunduğumda da yani neyi görecekler? Herkes de olanı görecekler. Çok da muhteşem bir şey değil bu yaşta görecekler. Ya ben söyledim ya. Benim yani, için çok caydırıcı bir şey ama. Yani çok muhteşem bir şey de görecekleri yok. Ben kendimi çok muhteşem göstermeyebilirim ama hakiki hali o kadar muhteşem değil. Onun için yani beni bu kadar zorlamasınlar. Sınırlarımı zorlamasınlar. Yani zaten terk ederim artık. Yani ülkemi terk etmek hiç istemiyorum. Ülkemi çok seviyorum. Ama artık hakikaten bir süre görmemekte istediğim anlar var. Çünkü artık sadece bana yapılan hareketten değil. Yani açıyorsunuz, günde kaç tane insanın öldüğünün haberini alıyorsunuz. Manasız yere araba kazaları alıyorsunuz. İnsanlar saldırgan olmaya başladı. Ben Neron filmini senelerce seyrettiğim zaman Neron'u hep suçlardık. Deli Neron, işte Roma'yı yakıyor Roma'yı diye. Yakan adam. Son 1-2 sene evvel bir Neron filmi seyrediyordum ve Neron'a birdenbire hak verdim. Çünkü orada bir kelimesi var adamın. Yanarken Roma, işte gelip diyorlar ki yani niye yaktın Roma'yı, niye yaptın? Çünkü yeni bir Roma inşa etmek istiyor. Dönüyor diyor ki artık Roma kokuyordu çünkü. Çünkü ben şu anda İstanbul'da aynı şeyi yaşıyorum. Artık İstanbul'da kokuyor. Yani artık İstanbul'da taşıyamayacağı kadar ter kokuyor. Artık İstanbul'da göçler ve insanların ekonomik krizden dolayı birbirine saldırmalarından herkes sinirli, heyecanlı. Ve aynı Roma gibi, o Roma ki çok benzetiyorum İstanbul'u, Roma gibi artık kokuyor. Yani ve orada Neron'a dedim ki ne kadar haklıymış. Yani İstanbul'u yakabilir misiniz? Yani İstanbul'u yakabilir misiniz? Tabii ki yakamam ama İstanbul'u zaten benim beynimde artık yandı. Onun için daha çok Bodrum'da yaşıyorum. Mardin'e gidiyorum. Mümkün olduğu kadar az kalıyorum. Çünkü artık İstanbul benim için sanki şeye benzetiyorum. Mumya'ya benzetiyorum. Yani öldü. Ama hala biz onu, kadavrasını süslüyoruz, püslüyoruz. Ve artık İstanbul, İstanbul değil. İstanbul değil. Yani en son yaşayanlar belki bizdik. 68 kuşağıydı İstanbul'u ama artık İstanbul'un ne Boğazı Boğaz, ne Haliç'i Haliç, ne Sultanahmet'i Sultanahmet, hiçbir yeri bir yer değil. İnsanlar da değil. Yani İstanbul bir defa bir şehir değil. Yani o televizyon reklamlarında bakıyorum. Her gün yeni kurulan
İstanbul'un içinde bir köy kuruluyor, bir kasaba kuruluyor ve insanlar böyle binlerce insanlarla. Onun için benim için İstanbul zaten benim gönlümde ve beynimde yandı. Yani artık Boğaz'a gidip bir balık yemek istemiyor canım. İşte Tahtakale'ye gidip dolaşmak bence istemiyor. Derya Hanım'la bir deneyin canım. Yani başlangıçta yani, söylemiştik oğlum. İstanbul'un çaresi maalesef İstanbul senelerce oy için pazarlanmış. Yani güzel bir kadın. Para için pazarlanmış bir kadına benzetiyorum. Anladım. Aynı şey oyla. Yani pazarlandı ve çok güzel o kadını da mahvettiler.